Sayın Yapıcıoğlu, soruları olacak konuklarımızın ama ben sizin yani ortak acılar, ortak sevinçler vurgunuzu çok önemliyorum. Yani zaten millet olmak budur. Budur. Hangi etnik kökenden gelirseniz gelin. Bu çok önemli. Yani Hüdapar'ın böyle bir vurguyu dile getirmesi, yani bazı duyması gerekenler için bunu çok önemsediğimin altını çizmek istiyorum. Aslında buyurun Sayın Genel Başkan'ın duruşu, bu kadar şehit vermiş, bu kadar binaları ve kendileri saldırıya uğramış bir partinin mensubu olmalarına rağmen hem demokratik söylem hem de bu toprakların özünü yansıtan sözleri karşısında onların niye çıldırdığı aslında çok net belli oluyor. Yani bu olgunluk ister istemez ve ayakları yese basan Kürtlerin dışarıdan yüzeysel bir şekilde tasnifine ve kategorizasyonuna çok ayakları yere basan bir şekilde karşı duruşu aslında bu HDP gibi, PKK gibi taşeron yapıların, onlarla işbirliği yapan yapıların niye Hüdapar'a karşı olduğunu da çok net gösteriyor. Evet. Ama ben Hüdapar'a bugünkü işte oynanan oyunların en temelinde bazı kesimlerin İslamofobik tavırları olduğunu da veya bu zihinsel kodları olduğunu da vurgulamak gerekiyor. Çünkü bunlar için bütün meseleler özünde gelir oraya dayanır. Kürtler de eğer İslamofobik amaçlara, çıkarlara, İslam düşmanlığına hizmet ettiği ölçüde muteberdir. Bu yüzden PKK'ya, HDP'ye birçok uluslararası başkent ön açar. Hani bu noktada işin nicelik boyutu bir yana, ben de Sayın Genel Başkan'a kendi oy oranları hususunda katılıyorum. Ama özgül ağırlık anlamında da çok şey ifade ediyor. Geçen programda da gerçekten konuşması çok zihin açıcıydı. Hani bugün de gerçekten niye birilerini çıldırttıkları ve ona rağmen niye bu kadar olgun bir duruş sergileyebildikleri çok fazla Sayın Genel Başkan da vücut bulmuş durumda. Allah razı olsun, tekrardan haddimiz değil ama teşekkür ederiz. Onur Bey, sizin bir sorunuz vardı sanırım. Evet, yani soru değil de ben birazcık belki seyircilerimize de daha net bir şekilde ortaya çıkması için yani büyük çapta tahmin ediyorum, cevap biliyorum da Sayın Genel Başkan, siz 2018 yılındaki seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçilmesini desteklemiştiniz. Ve yanlış hatırlamıyorsam partinizde milletvekili seçimlerine kendi listeleriyle girmişti diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Doğrudur. Bir yanlış, yani ben bunu hakikaten millet iyi duysun dinlesin diye sormak istiyorum. Siz bu destek karşısında AK Parti'den bir talebiniz, isteğiniz, siyasi bir talebiniz, isteğiniz veya siz bir şey istemeden AK Parti'nin size verdiği bir siyasi bir herhangi bir şey oldu mu acaba? Olur be, bütün açık yürekliliğimle ben şunu söyleyeyim. Yani 2018 seçimlerinde biz Sayın Cumhurbaşkanı'na destek verdik ve bunun karşılığında da hiçbir talepte bulunmadım. Bakınız, takip ediyorsunuzdur. Evet. Bir süredir bizim AK Parti ile görüşmelerimiz sürüyor. Cumhur İttifakı'na katılım konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bize bir davet oldu. Görüşmelerimiz devam ediyor. Olur olmaz o ayrı bir şey. Yani şu ana kadarki görüşmelerde bir pürüz, bir sıkıntı görmüyor. Muhtemelen olumlu sonuçlanacaktır diye, kesin bir şey şu anda söyleyemem ama muhtemelen olumlu sonuçlanacaktır diye bir beklentimiz var. Fakat henüz bu sonuçlanmadan biz yine bu seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine dair kararı imzalamasından ve resmi gazetede bu kararın yayınlanmasından hemen sonra, adaylar belli olduktan sonra biz yine destek vereceğimizi açıkladık. Bunu yaparken de zaten önceki görüşmemizde de biz Sayın Cumhurbaşkanı'na söylemiştik. Cumhurbaşkanı seçiminde adaylar netleştikten sonra mevcut adaylar içerisinde sadece memleketimizin içinde bulunduğu durum değil. Biraz önce söylediğim o genel anlamda bölgenin, coğrafyanın içinde bulunduğu durum bizi böyle davranmaya zorluyor. Biz buna mecburduk. Şimdi etrafımızda bir ateş çemberi var. Daha yeni bir dönem uygulanmış bir başkanlık sistemi var. Öbür tarafta iktidara geldiklerinde güçlendirilmiş, adına güçlendirilmiş dedikleri parlamenter sisteme geri döneceklerini söyleyen bir ittifak var. Bu ittifak parlamenter sisteme geçiş için anayasa değişikliğini yapabilecek mi, yapamayacak mı o belli değil. Bu
yetkilerle bir cumhurbaşkanı seçtirebilirlerse, rövanşist duygularla hareket ederlerse, CHP zihniyetinin bu memlekete neler getirebileceğini biliyoruz. Neler yaşatacağını tahmin edebiliyoruz. Küresel çaptaki oyunlara lakayt kalan ya da belki de hatta bazen gidip oralardan icazet alma konusunda da herhangi bir beis görmeyen, hatta buradan selam çakan, işte biz gelirsek biz şunu yapacağız, biz gelirsek NATO'nun yanında, biz Ukrayna'nın yanında yer alacağız, bizim işte Cezayir'de ne işimiz var gibi söylemleriyle aslında o küresel ölçekte oyun kuranların ya da oyunu yönlendirenlerin politikaları doğrultusunda adım atacağını söyleyenler bir tarafta varken, biz çok basit bir hesapla, iki tane sandalye hesabıyla hareket edemezdik. Etmemeliyiz. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Başından beri söylüyoruz. Ümmetin çıkarları, milletin çıkarları bir yerde dururken biz kendi çıkarlarımızı öncelemedik, öncelemeyeceğiz. Umum olarak milletin menfaatinin nerede olduğuna bakarız. Milletin menfaatinin neredeyse biz orada konumlanırız, orada biz ona göre bir pozisyon alırız ve o şekilde hareket ederiz dedik. Bizim yaptığımız bu. Şu anda da görüşmeler, yani dediğim gibi devam ediyor. Belki bir şey çıkmayabilirdi ama biz önceden Sayın Cumhurbaşkanı desteğimizi açıkladık. Niye böyle diyorlar? Şimdi belki birileri bunu anlamakta zorlanır ama işte siz şu kadar sandalye, bu kadar işte hani dengede bir seçim varken, dengeleri değiştirebilecek bir oy oranına sahipken, siz çok daha fazla sayıda, şu kadar sayıda, bu kadar sayıda milletvekili ya da bakanlık ya da bilmem şu bu falan, bunları isterseniz alabilecekken niçin bu pazarlıklara girmiyorsunuz diye belki bize eleştirenler de olacaktır. Olsun. Bunlar bizim ilkelerimiz etmez. Biz önce ilkeler konusunda anlaşırız. İlkelerde anlaşırsak, hatırlarsanız biz başından beri biz bir şey söyledik. Programın açılışında Merve Hanım söyledi, aslında kısmen değindi. Aylar öncesinden, seçimlere daha çok zaman vardı, bize sordular siz bir ittifak içerisinde misiniz, hangi ittifakta yer alırsınız? Defalarca bunu basın önünde açıkladı. Dedi ki şu an itibariyle, o zaman için söylüyorum, biz herhangi bir ittifak içerisinde değiliz, kimseyle bir görüşmemiz de yoktur. Ama bu şu demek değildir, biz herhangi bir ittifak içerisinde yer almayacağız. Biz kendimiz kalarak, kendi kimliğimize, ilkelerimize uygun bir ittifak içerisinde yer alma imkanı varsa yer alabiliriz. Biz şu anda da kendimiz olarak, kendimiz kalarak, kendi kimliğimizle, kendi programımızla bir ittifak teklifi geldiği için bu ittifak görüşmelerine biz başladık, yürüyor, devam ediyor. Umarım olumlu sonuçlanır, henüz noktayı koymadık. Fakat biz bunları yaparken biz ilkeler konuştuk. Kaç bakanlık bize verilecek ya da kaç tane sandalye bize verilecek, bakanlık verilecek mi, verilmeyecek mi? Emin olun bunun hesabına girmedik, girmek de istemiyoruz. Şu anda da biz diyoruz ki, eğer biz bu ittifakın içerisinde yer alacaksak, madem ittifak olacak, madem birlikte bu seçime gireceğiz, eğer öyle olacaksa, o zaman biz kaç sandalye alacağızdan ziyade totalde bu ittifak kaç sandalye olur? Yani maksimum verim, maksimum fayda, maksimum sayı nasıl elde edilir? Bunun hesabı içerisinde olmamız gerekir. Biz böyle bakıyoruz mesela. Şimdi ikinci aslında sorum da vardı Sayın Genel Başkan, da ona gerek pek kalmadı ama önce bir şey söyleyeceğim sizin söylediğinize istinaden. Dediniz ki hani bizim niye böyle davrandığımızı karşı taraf pek anlamıyor. Hani o çok normal. Çünkü diğer taraftaki diğer partilerin genel başkanları ve yönetimleri siz çok iyi niyetli konuşuyorsunuz. Hani bakanlık, cumhurbaşkanı yardımcılıklarını geçtiler artık. Bakan yardımcılıkları ve genel müdürlükleri, hatta şefliklere kadar bir paylaşma yarışı ve bir paylaşma hevesi içindeler. Ben tabii ikinci soruma gerek kalmadım. Şu yüzden dedim, ikinci sorum da şu olacaktı. Benim anladığım Hür Dava Partisi yönetimi 2014 Mayıs 2023 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı'nı destekleme kararı almış durumda. Bu karar Cumhur İttifakı'yla beraber hareket edip etmeyeceğiniz, içinde olup olmayacağınız, destek verip vermeyeceğiniz, meclis listelerini ile ilgili beraber hareket etmeyeceğinizden ari olarak işin başında verdiğiniz bir duruş ve bir deklarasyon. Bundan sonrası nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Hür Dava Partisi bu seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nı Cumhurbaşkanı olarak seçtirmek için bir irade göstermiştir. Doğru anlıyorum değil mi Sayın Genel Başkan?
Doğru, evet. Çok teşekkürler. Açıklandı zaten resmi olarak ve bizim tek ana başlığımız ilkelerdir. En başta ilkelerdi ve böyle bir yola çıkarsak da dedi Sayın Genel Başkan, biz kaç milletvekili değil de bu ittifak, bu birliktelik vallahi ben kaç milletvekili çıkartabilir, ne kadar güçlü olabilir parlamentoda buna bakarız. İsim vermeyeyim ama hani maalesef siyasetimizin bir kısmında ilkesizliği böyle ana tema olarak gördüğümüz için hakikaten millet de, siyasilerimiz de, Sayın Genel Başkanları da görüyoruz. Hani ilkeli bir davranış gösterdiğiniz zaman birileri bunu yadırgıyor. Bu nasıl bir şey diyor. Altında bir sebep arıyor. Altında bir sebep arıyor. Yani aslında yapılan şey çok normal. Sayın Genel Başkan'ın söylediği şey normal bir siyasetçinin, yani bu ülkeyi seven bir siyasetçinin yapması gereken bir duruş. Ama maalesef özellikle muhalefet tarafından baktığınız zaman, muhalefet çerçevesinden baktığınız zaman çok anormal bir şeymiş gibi gözüküyor. Yani şöyle enteresan bir durum. Bir tarafta ilkeler, bir tarafta menfaat. Bir de hocam yani şimdi süzgeci. Tam da özünde hazır Sayın Genel Başkan buradayken Zekeriya Bey. Bir de şöyle bir şey var, millet anlamadı. Daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin anlamadığı. Ben herhalde tabii Sayın Genel Başkan da söyleyecektir Zekeriya Bey. Ya bu milletin bir çimentosu vardır Onur Bey. Yani o çimento İslam'dır, dindir. Ben şimdi katılacağım. O bir ilkedir zaten. O bir şeydir o. Evet. Şimdi Hüdapar'ın bakış açısı böyle olduğu için bu beşeri kaynaklı bir ilke değil. Of Hikmet abi of. O kadar farklı bir yerdesin ki. Hayır. Şöyle CHP'den o kadar farklı bir yerdesin ki. Beşeri kaynaklı değil. Bilmiyorum. CHP'nin kanalı aday adaylarını çıkarıyor. Şimdi Zekeriya Bey'in... Seyrettin mi onu? Zekeriya Bey de bu ülkeye bakarken... Ben bilmiyorum şu anda kendisi de şey yapabilir. Yani o da söylediği okulunda okuyalım. İnna ekremekum, inna Allahi etkakum. İslam içerisindeki bakış açısı olduğu için. Biraz önce çok güzel bir şey ifade etti. Siz soruyor musunuz mesela Lazlar bu sene kime verecek? Ben de bir Çerkez Abhaz asıllı birisi olarak. Mesela bu sene Abhazlar kime verecek falan diye sorulmaz. Ama ben tabii ki Zekeriya Bey'i çok iyi anlıyorum. Çok sinsi bir soru. Yani evet, çok o çok ayrıştırıcı. Onlar... Bölücü bir soru yani, onu söyleyeyim. O ülkenin temelinde insani ve yani kaynağı insani, siyasi olan bir şey değil, bir duruştan bahsediyorsak ki ben ondan çok hoşnutum. O yüzden programın ilk başında da bunu ifade ettim. Hüdapar'ın o duruşu bu milletin, bu toprakların çimentosu olan İslam'dır. Sen ama benim söylediğim örneği bilmiyorsun değil mi? Bilmiyorum Zekeriya Bey. Yok, sen bilmiyorsun benim söylediğim örneği. Hangisi? Of dedim. Ya bu CHP'nin kanalı aday adaylarını çıkarıyor. Bu yeni oldu. Gördünüz milletvekili aday yani. Zekeriya Bey bu arada Hikmet Bey'in sorusunu size yöneltelim, katılır mı diye. Ben soru gibi aynı zamanda teyit gibi soruyorum. Bir de Onur Bey'in de eklemesi diye. Olacak. Hayır, o kadar abi. Biz öyle, sen abi sen neredesin, bunlar nerede bak. Neyim sen neyin fikrim? Uzayda mıyım? Osmanlı'dan beri bu ülkenin, en azından Osmanlı'dan beri harcını, evet doğrudur, İslam'dır. En önemli çimentosudur. Çimentosu. Biz yapandır. Şimdi soruyorlar aday adayını. Bu harbi aday adayı. İşte ne yapacaksın, ne edeceksin? Konu şeye geliyor, Diyanet İşleri Başkanlığı'na geliyor. Adamın söylediği şu, diyor ki, biz diyor, ben diyor seçilince diyor, mecliste diyor, şunu yapacağız diyor. Hayatı boyunca diyor, hangi dinden, mezhepten olduğunu gizleyebilmiş, bütün dinlere eşit mesafede bir Diyanet İşleri Başkanı atayacağız diyor. O nasıl bir cümle ya? Gizleyebilmiş mi? Görmediniz mi bunu? Yok, görmedim. Yeni bir iki hafta. Bir gazetecinin köşe yazısı vardı bugün Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili. Buna benzerdi. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kanalının aday adaylarını televizyona çıkarıyor. Adaylardan bir tanesini söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi. Allah Allah. Şimdi bakın. Şimdi abi bak şunu söylüyorum. Adam sen oradasın. Ben neredeymiş, ben neredeyim? Sen ben orada. Biz sen onlar nerede? Yani neden bahsediyorsun diyoruz. Sen? Sen şu anda Fransa'dan başka bir dil hayatında bilmeyen ve duymamış birine Türkçe Türk İslam tarihini anlatıyorsun. Yani, ne bileyim hocam, biz de öyle öğrendik. Nafile, bunlar nafile çabalar. O kadar kafam basmıyor benim de. Bu kadar basmıyor. Ben böyle öğrendiğim için bu toprakları, kardeşliği biz böyle gördük. O yüzden yani ben, bunu Sayın Genel Başkan'la bu konuyu tartışabilirsin. Sayın Genel Başkan. Benle de belki tartışabilirsin. Biz bir konuşursak şimdi Genel Başkan. Ama o tarafla bundan, tartışma. Böyle bir çabaya girme. Bayağı Cuma hükmesi gibi olur yani. Abi senin zekan, yani senin zekan ki ben üstün zekalı bir, insanlardan birisindir bu şeyde. Estağfurullah. Bana göre öyle. Bak senin zekan da yetmez bunlara bunu anlatmaya. Estağfurullah. Emin ol. Sayın Genel Üstünlük Başkan. Üstünlük takvalidir.
yorumlar oldu. Daha doğrusu sizin açıklamalarınız, sizin kendinizi ifadeniz noktasında. Bir şey ama siz katılır mısınız demiştiniz. Ben tabii katılırım. Evet, sorayım. Belki de başka bir şey söyleyecek, bilemiyorum tabii. Bir alayım, ben öyle anlıyorum. Zekeriya öyle Bey aldım. Duyabildiniz mi siz Hikmet İslam Bey? İslam dedim, çimento dedim. Ayet okuduk. Tamam, alamadım. Evet. Şimdi evet, yani bizim ortak binlerce yönümüz var. Ve bunların içerisinde en güçlü olanı bizi millet yapan değerlerimizdir. Bizim kültürümüzdür. Kültürü oluşturan şeylerin başında da din gelir, inanç gelir. Heh, bak demek katılıyormuş. İyi. O kadar derinlere kökünü salmıştır ki bu inanç ve bu kültür. 10 yıllarca camiler kapalı kaldı. Camiler hatta ahırlara çevrildi. Millet dinden, diyanetten, namazdan, ibadetten uzaklaştırıldı. Devletin sopasıyla, devletin copuyla. Fakat o derinlere kök saldığı için bu ağacı buradan söküp kaldıramadılar. Şimdi o zihniyetin temsilcisi olanlar eğer gazetelerine manşet atarak bu sene haç mevsimi yine Kurban Bayramı'na denk geldi ya da Kurban Bayramı haç mevsimine denk geldi diye evet. Manşet atanlar evet. Din konusunda kendilerinde yorum yapma hakkını görüyorlarsa ve dini inancını yaşamaya çalışan insanlara gerici diyorlarsa ya da Kur'an eğitimi için ortaçağ karanlığını çocuklarımıza öğretmenize izin vermeyeceğiz diyorlarsa onlar bu milletten asla destek alamayacaklar. Yanlarına yedekler alsalar da bu aldıkları yedekler yetmeyecek. Bunun anlaşılması gerekiyor ve inşallah bu önümüzdeki 14 Mayıs'ta bu husus anlaşılacak. İnşallah. Şimdi bazen hani diyorlar işte neden böyle bir tavır takındınız? İşte bu biraz önceki konuyla bağlantı olarak bazı şeyler vardı ki pazarlıkların üstündedir. Eğer birileri benim inancıma ortaçağ karanlığı diyorsa, hakaret ediyorsa ben sadece İsveç'te, sadece Danimarka'da, sadece Hollanda'da benim inancıma hakaret eden tepki gösterimleri de buradakilere ben sessiz mi kalacağım ya da onu duymamış gibi mi yapacağım? Kimse bunu bizden beklemesin. Eğer birileri bu memlekette aile kurumunu hedefe alan sözleşmeleri yeniden hayata geçireceğini, her türlü cinsi sapıklığa anayasal bir güvence kılıfı, zırh geçireceğini söylüyorsa iktidara geldiğinde, ben de onun iktidara gelmemesi için elimde bir çaba varsa onu sarf ederim. Bravo. Onu ortaya koyarım. Ne gerekiyorsa da yaparım. Eğer bu aile kurumu, yani şimdi ondan bahsetmiş ki aslında bir konuya da bir açıklık getireyim. Buyurun mesela 6284 ile ilgili şu son günlerde yeniden yoğunca gündemde. Tabii merak ediliyor. Evet, buyurun. Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Erbakan'ın talepleri vardı. Biz 6284 sayılı yasa içerisinde bazı sıkıntılı maddeler olduğunu zamanında gündeme getirdik. Bunların değişmesi gerektiğini söyledik. Ama ısrarla İstanbul Sözleşmesi aleyhine bir şey söylediğimizde bütün maddeler mi kötü? Hayır. Ama kötü olan, bize uymayan zararlı maddeleri bize adeta balın içerisine zehir katarak sundular. Kadına yönelik şiddeti durduracağız dediler ama aileye yönelik bir olumsuz tarafı oldu. Bir de belki daha kötüsü, daha dehşetlisi, daha tehlikelisi, her türlü cinsi sapıklığı, ahlaksızlığı bir anlamda metinlere geçirerek onları meşrulaştırmaya çalıştılar. Tehlike, asıl tehlike belki buradaydı. Biz o zaman da şunu söyledik. Evet, biz bütün insanlarımızı koruyalım. Ama kadınlar daha zayıf olduğu için, çocuklar daha zayıf olduğu için onları özellikle koruyalım. Onlara şiddete yol vermeyelim. Ama biz onları koruyacağız diye aile kurumunu yıkmayalım. Birisi diğerinin alternatifi değil. Biz kadınlarımızı koruyabiliriz. Bizim kültürümüz, bizim medeniyetimiz, bizim geçmişimiz bunun için Avrupa medeniyetinden çok daha öndedir bu konuda. Ve biz cenneti ayaklarının altına sermişiz annelerimizin. Biz onları kendi kanunlarımızla, kendi örfümüzle, kendi kültürümüzle çok daha rahat bir şekilde koruyabiliriz ve korumalıyız. Birilerinin yaptığı gibi İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kalkınca kadın cinayetleri artacak, İstanbul Sözleşmesi yaşatır diye slogan ürettiler ve bunu her tarafta bağırdılar. Ben buradan sesleniyorum yetkililere. İşte Aile Bakanlığı var, İçişleri Bakanlığı var. Bu sözleşme yürürlükten kaldıktan sonra kadın cinayetlerinde bir artış olmuş mu olmamış mesela? Evet. O sözleşme bunu artırmış mı gerçekten? Kadın yönelik şiddeti artırmış mı? Ama istatistikler şunu gösteriyor ki o sözleşme imzalandıktan ve 6284 sayılı yasa yürürlüğe girdikten sonra
kadına yönelik şiddet azalmamış, artmıştır. Hususlardan bir tanesi de bu. Ama işte o metnin içerisinde bilmiyorum sizin gündeminizde var mı yok mu? 12 maddelik bir güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası diye bir metin yayınlandı. Hı hı. Daha önce de bir ortak politikalar metni yayınlanmıştı, evet. 2000 kusur maddelik. Hı hı. Oralarda ustaca bazı ittifakın bileşenlerinden bazılarının rahatsız olduğu bazı terimleri, İstanbul Sözleşmesi gibi, uluslararası sözleşmeler diyerek geçiştirip aslında onlara dönüş yapacaklarını belirttiler. Fakat ürkütmeden yapmaya çalıştılar. Bu mutabakat metninde de çok gerçekten anlaşılması zor bazı hususlar var. Ben bir iki noktaya izninizle eğer zamanımız var. Lütfen oraya açıklık getirelim. Evet buyurun dinliyoruz. Buyurun Sayın Genel Başkan. Şimdi bakınız mesela şu başkanlık sisteminde en fazla itiraz edilen hususlardan bir tanesi şu değil miydi? Partili başkanlık. Partili cumhurbaşkanı olur mu? Hatta kendi basınlarında sürekli şu tanımlamayı, şu sıfatı kullandılar. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle dedi. AKP'li Cumhurbaşkanı şöyle söyledi. Şimdi 8. maddede Cumhurbaşkanı seçimlerinin, özür diliyorum, 10. maddede güçlendirilmiş parlamenter sistemi geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte mevcut Cumhurbaşkanı'nın var ise parti üyeliği sona erecektir. Ne demek bu? Yani eğer o süreç geçmeyene kadar böyle devam edecek. Parti üyeliği devam edecek. Bunun Cumhurbaşkanı, Sayın Genel Başkan, Cumhurbaşkanı olunca da mesela olmaz da Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsa bile CHP Genel Başkanlığı'nı parlamenter sisteme geçene kadar sürdüreceğini söyledi. Yani altını aldı şimdi. Tabii. İşte, evet. 10. madde o. İşte. Zekeri abi de onu söylüyor. Zekeri abi, ben Cumhurbaşkanı adaylığı süresini kastettim. Pardon. Bir de şöyle bir ucube ortaya çıkıyor. 11. maddede eğer güçlenmiş parlamenter sisteme geçebilirlerse, ki bence bu muhaldir. Yani gerçekleşebilecek bir şey değil ama ben buradaki mantıksal çelişkiye dikkat çekmek için söylüyorum. Yeni bir seçime gerek olmaksızın 13. Cumhurbaşkanı ve TBMM görev süresini tamamlayacaktır. Hı-hı. Nasıl olacak peki? Şimdi parlamenter sistemin en temel özelliklerinden bir tanesi şu değil mi? Cumhurbaşkanlarını parlamento seçer. Evet. Parlamenter sistemlerde. Hı-hı. Ama getirdikleri güçlendirilmiş parlamenter sistemde Cumhurbaşkanını parlamento seçecek. Fakat daha oraya geçmeden doğrudan doğruya halk tarafından seçilmiş bir cumhurbaşkanı görevde olacak. Parlamenter sisteme de geçecekler. Peki parlamenter sistemlerde en çok oy alan halkın oy verdiği partinin genel başkanı başbakanlık görevini üstleniyor. Bu durumda başbakanı kim seçecek? Yeni bir seçim yapılmayacak. Şimdi yetkisi çok fazla denen bir cumhurbaşkanına itiraz. Ama kendileri o makama geldikten sonra artık başbakanı da seçecek bir cumhurbaşkanı. Bugüne kadar sistemle problem yok diyorsunuz. İsimle problem var herhalde. Bir de sadece sistemle problem değil. Çok daha ucube bir şey çıkıyor ortaya. Evet evet çok. Bir taraftan siz cumhurbaşkanını bir taraftan halka seçtireceksiniz. %50+1 en azından oy almış olacak. Öbür taraftan belki birisi %25'te başbakan olacak ama yetkiler başbakanda olacak. Bunu da siz gayet normal göreceksiniz. Bu biraz önce söylediğim bu ucubeliğin üzerine bir ucubelik daha katıyor. Evet. Yetkisi çok diye eleştirdiğiniz Cumhurbaşkanı, bundan sonra sembolik yetkileri olacak Cumhurbaşkanı diyorsunuz. Ama yeniden seçime gitmeyeceğiniz için başbakanı da kim atayacak? Cumhurbaşkanı. Hı. Peki şöyle bir soru. Hı. Diyelim ki faraza Millet İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Hı hı. AK Parti birinci parti olarak çıktı ki onların yaptığı ankette de bunu söylüyor. Hı hı. Birinci parti olarak çıktı. AK Parti'nin başkanı da Cumhurbaşkanı adayı ve parlamentoda değil. Şimdi parlamenter sistemlerde gelenek şu değil mi? En yüksek oy alan partinin başkanına hükümeti kurma görevi verilir. Hadi buyurun. Sayın Yapıcıoğlu. Millet İttifakı'nın adayı diyelim ki %50'yi aştı. Sayın Yapıcıoğlu.
müsaadenizle şimdi biz de zaten seçim aritmetiğini konuşmaya başlayacaktık. Eğer vaktiniz varsa biz bir 7 dakikalık, 6-7 dakikalık araya gitmek zorundayız. O 6-7 dakikalık aradan sonra bir 10 dakika daha bizimle kalabilir misiniz vaktiniz varsa? Daha etraflıca konuşalım. Olur, şu cümlemi tamamlamama izin verin. Buyurun tamamlayın, buyurun. Şimdi düşünün. Yani diyelim ki faraza Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kılıçdaroğlu %50'yi aştı, Cumhurbaşkanı oldu birinci turda veya ikinci turda neyse. Ama AK Parti birinci parti oldu ve parlamenter sisteme geçecek kadar oy aldılar. Anayasayı değiştirecek kadar da sandalye oldu. Bu sefer ne olacak? Peki bu durumda başbakanlık görevini AK Parti verecekler mi? İşte biz bu soruların cevabını bir tartışalım. Buyurun. Reklamın ardından. Kozmoz düşünsün artık gerisini. Bunu hadi ateizler, bunu da açıklayın bakalım. 5-6 dakika bir araya gidiyoruz. Sayın Genel Başkan devamında bizimle.